Uzay gemisi Dünya'ya hoş geldiniz. Bu haftanın önemli uzay haberleri. Dragon Dünya'ya geri döndü. Yaklaşık 2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kenetli olan Dragon uzay aracı, 2 Ağustos günü başarılı bir şekilde istasyondan ayrıldıktan sonra, yaklaşık 19 saatlik alçalma manevralarından sonra, Meksika körfezinde, Florida'ya bağlı Pensacola yakınlarında Atlantik Okyanusu'na iniş yaptı. İniş sonrası kapsül, kurtarma gemisine alınırken, Amerikan Sahil Güvenliği'nin giriş yasağı koyduğu bölgeye giren balıkçılar Dragon uzay kapsülüyle resim çektiler. Kapsülde tehlikeli toksik ve yanıcı maddelerden dolayı son derece tehlikeli olan bu hareketler güvenlik birliklerinin müdahaleleri sonrasında kazasız atlatıldı. Ardından kapsül Go Navigator kurtarma gemisine alındı ve astronotlar Bob Behnken ve Doc Hurley gemiden çıkartıldı. Yorgun ancak keyifli gözüken astronotlar, sağlık kontrollerinden sonra aileleri ve yetkililer ile buluşmak üzere helikopterle NASA uzay merkezine götürüldü. Ticari personel taşıma programının son testi olan Crew Demo 2 görevi sonrasında, eğer kontrollerde bir problem çıkmazsa, SpaceX resmi olarak dünyanın ilk özel yörünge nakil aracı işleticisi unvanını alacak. NASA'nın programdan ve SpaceX'ten memnun olduğu, sistemlerine duydukları güven nedeniyle, proje başına karşı çıktıkları roketlerin ve kapsüllerin yeniden kullanılması fikrini kabul ettikleri söyleniyor. Starship SN5 havalandı. SpaceX'in geliştirdiği yeni nesil ve %100 yeniden kullanılabilir uzay aracı projesi Starship'in SN5 numaralı modeli 5 Ağustos günü Türkiye saatiyle 02:57'de ilk havalanma testini gerçekleştirdi. Üzerine takılı olan bir adet Raptor modeli ile 150 metre irtifaya kadar yükselen araç, daha sonra kalkış pistinin yakınında hızlanan iniş noktasına indi. Havalanma sırasında motorun gücünden dolayı kalkış pistinin yanındaki asfalt yol yere tutunamadı ve havalanıp parçalandı. Gövdeye asimetrik olarak takılan motor nedeniyle inişte bir yöne doğru eğimli inen aracın kontrollerden sonra birkaç defa daha deneme uçuşu yapacağı bildirildi. Başarılı geçen test sonrasında açıklama yapan Elon Musk, gerekli incelemeler ve uçuş izinlerinin alınmasının ardından yüksek irtifa testlerine başlayacaklarını, arada geçen zaman zarfında da Starship'e yeni ayaklar, aerodinamik yüzeyler ve burun konisinin takılacağı söylendi. Yeni Starlink uyduları fırlatıldı. 7 Ağustos günü Türkiye saatiyle 08:12'de gerçekleşen fırlatmada, Starlink haberleşme ağına ait 57 adet uydu ve Black Sky Global firmasına ait 2 adet gözlem uydusu başarılı bir şekilde fırlatıldı. Görev sırasında roketin birinci kademesi başarılı bir şekilde yeryüzüne dönerken uyduları koruyan kaplamalar kurtarılamadı. Çin'den yeni keşif uyduları. Son yıllarda kendi başına yürüttüğü uzay çalışmaları ile dikkati çeken Çin, 6 Ağustos günü Long March 2D roketi ile uzaya yeni bir gözlem uydusu gönderdiğini duyurdu. Daha önceden ilanı yapılmayan bu uçuşta bir adet Gaofeng 9 uydusu alçak yörüngeye oturtuldu. Uydunun tarım alanlarının ve afet bölgelerinin incelemesi amacıyla kullanılacağı bildirildi. Rocket Lab, genişletilmiş uydu bölmesini ve yeniden kullanılacak ilk roketini duyurdu. Temmuz başında yaşadıkları başarısız görev sonrası hızla toparlanan ve Ağustos ayı içerisinde uydu fırlatma görevlerine tekrar başlayacaklarını duyuran firma, geçtiğimiz günlerde yüksek hacimli uydular için tasarladıkları yeni uydu bölmelerine ait detayları sundu. Standart tasarıma göre yarım metre daha geniş ve 1 metre daha yüksek olan yeni model ile geniş hacimli uydulara da hizmet verebilmeyi umuyorlar. Firma aynı zamanda yeniden kullanılabilir roketlerin ilk gerçek denemesinin yapılacağı 17. göreve ait roketin fotoğraflarını yayınladı. Firma CEO'su Peter Beck'in Twitter hesabından yayınladığı resimlerde paraşüt sistemlerinin bulunacağı yeni haznenin birinci kademe gövdesine takıldığı ve dikkat çekmesi için beyaza boyandığı görüldü. Rocket Lab, görev sonrasında kurtardıkları birinci kademe roketlerini tekrar kullanarak yıllık fırlatma kapasitelerini 2 katına çıkartmayı hedefliyor. Virgin Galactic, ticari uçuşlarını erteledi. Uzay turizminin öncü firmalarından olan Virgin Galactic, ticari yörünge altı seferlerinin 2021 yılının ilk çeyreğinden önce gerçekleşemeyeceğini duyurdu. Gelecek sonbaharda 2 adet yörünge altı test uçuşu yapacaklarını bildiren firma, testler başarılı olursa ticari uçuş hazırlıklarına da başlayacaklarını ekledi. Virgin Galactic, geçtiğimiz hafta yolcuları uzaya çıkartacak olan SpaceShip 2 uzay aracının yeni tasarlanan yolcu kabinini sunmuş ve seferlere yıl sonunda başlanacağını söylemişti. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış bir adet uçuş bulunuyor.
14 Ağustos Ariane 5, Galaxy 30, Mavic 2, BSAT 4 görevi. Fransız Guyana'sındaki kuru uzay üstünden fırlatacak olan roket, Galaxy 30 ve BSAT haberleşme uydularının yanında bir adet MEV görev uzatma aracını uzaya gönderecek. MEV araçları, görev süresi dolmuş haberleşme araçlarının aktif çalışma sürelerini uzatmak için kullanılan ve birlikte çalışacağı uyduya kenetlenerek görev yapacağı yörüngeye taşıyan bir çeşit nakliye aracı olarak hizmet veriyor. Daha önce denenen ve başarılı sonuçlar veren görev uzatma aracının bu ikinci sistemi, mezarlık yörüngesi adı verilen bir yörüngede dolanan Intelsat 1002 uydusuna kenetlenerek tekrar çalışır hale getirecek. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.